Edirne Kırmızısı'nı kent kimliğine kazandırmak adına bilimsel, kültürel, sanatsal ve birçok alanda çalışmalar başlatan ve bu doğrultuda Edirne Kırmızısı stratejik planı oluşturan Trakya Üniversitesi, stratejik planın bir parçası olan bilimsel akademik çalışmaların ikincisi için harekete geçti. Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı üretiminde kullanılan bir kök boya bitkisi olan Rubia tinctorum'un Edirne topraklarında yetiştirilerek çoğaltılması adına girişimlerine başladı. Bitkinin yetiştirilerek bahar döneminde çoğaltılması adına hızlı bir şekilde hareket eden Trakya Üniversitesi, 1995 yılında ANG Vakfı tarafından Ali Nihat Gökyiğit'in eşi Nezahat Gökyiğit adına İstanbul'da kurulan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi yetkilileriyle irtibata geçerek bitkinin üniversite bünyesine kazandırılmasını sağladı. Trakya Üniversitesi adına Edirne Kırmızısı çalışmalarını yürüten Orkun Akman tarafından alınan Rubia Tinctorum bitkisinin kökleri Trakya Üniversitesi'ne ait seralara ekilerek çoğaltılması adına çalışmalara başlandı. Rektör Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu nihai hedeflerinin bitkinin Edirne ekonomisine de katkı sunması olduğunu belirtti. Tabakoğlu, Edirne Kırmızısı'nı doğduğu topraklarda yeniden eski parlak günlerini döndürmeyi hedeflediklerini belirterek Üniversitemiz tarafından hazırlanan stratejik plan dahilinde bilimsel ve akademik çalışmalarımızdan bir yenisini daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Edirne ve civarında yetiştiği bilinen kök boya bitkisinin uygun koşullarda incelenmesi ve çoğaltılması adına Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ile güzel bir işbirliğine imza attık. İleriki dönemde bitkinin daha geniş bir araziye yayılması için akademisyenlerimiz ve araştırmacılarla birlikte Edirne ve çevresinde saha taraması yapacağız nihai hedefimiz Edirne iklimine uygun koşullarda yetiştiği bilinen bu bitkinin tekstil üretiminde kullanılarak Edirne ekonomisine eskiden olduğu gibi katkı sunması. Biz bugün Edirne kırmızısı için önemli bir adım daha attık. Bu adımın ardından şehrimizin diğer dinamiklerinin de harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle tekstil firmaları ve kentteki ilgili meslek kuruluşlarının olayın ticari boyutuna eğilmesi gerekiyor. Yapılacak güzel işbirlikleri sayesinde rengi sadece bilimsel, kültürel ve sanatsal olarak değil, işin ticari boyutunu da düşünerek kent ekonomisine kazandırmalıyız. Trakya Üniversitesi olarak başlattığımız bu stratejik çalışmalar farklı alanlarda artarak devam edecek. Edirne Kırmızısı'nı eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi.